Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifim var. İnanılmaz güzel, yumuşacık, pamuk gibi. Yani yapınca asla pişman olmayacağınız harika bir tarif. Bugün sizler için tatlı pamuk ekmekçikler yaptım. Gerçekten çok tatlı arkadaşlar. Çok güzel, yumuşacık oldu. Yani yapınca diyeceksiniz ki iyi ki böyle bir tarifi Leyla ablacığım bizlerle paylaşmış diyeceksiniz. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Bakın. Nasıl yumuşacık, nasıl güzel. Kahvaltılarda olsun, beş çay masalarınızda olsun yapılması gereken harika bir tarif. Tarifimiz yine yabancı bir tariftir arkadaşlar. Farklı lezzetlere açıksanız gerçekten beğeneceğiniz harika bir tarif. Yurt dışında genelde bunlar hazır satılıyor. Böyle hafif tatlımsı ekmekçikler olur ya böyle nasıl derler, poğaça değil yani, bu poğaça gibi değil ama kahvaltıda olsun, arasına çikolata sürülür, yenilir, bal, pekmez, böyle kahvaltıda ve beş çay masalarında yapılabilecek gerçekten inanılmaz güzel bir tarif. Dediğim gibi yabancı tariflere açıksanız mutlaka yapın. Çocuklarınız bayılacak arkadaşlar. Tarifimizin malzemelerini zaten info kısmında verdim. Şimdi yapılışına geçeceğim. Bu arada tarifi anlatırken çok fazla konuşmamaya karar verdim. Çok konuşuyormuşum. Birkaç arkadaş eleştiride bulunmuş. Tamam, bundan sonra el kol hareketleriyle tarifi anlatacağım. Şimdi yapılışına geçelim. Şaka bir yana arkadaşlar. Evet, şimdi yoğurma kabımızın içine ılık sütümüzü aldık. Şekerimizi ilave ettik. Tuzumuzu ve yaş mayamızı ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Mayamız içinde erisin. Devamında içine yumurtanın akını, sıvı yağımızı ve unumuzu ilave edelim. Yumuşacık, ele yapışmayan güzel bir hamur yoğuralım. Mayalanmış hamurumuzun üzerine streç folye ve temiz bir bezle örtelim ve mayalanmaya bırakalım. Evet, mayaladığımız hamurumuz çok güzel kabardı. Harika, inanılmaz bir tarif. Şimdi birkaç püf noktası vereceğim arkadaşlar. Mutlaka bu kısmı dinlemeniz lazım. Şimdi hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. Ama bu bezeleri gerçekten iyice yuvarlamamız lazım. Asla çatlak olmaması lazım. Ve yağlanmış kalıbımıza yan yana aralıksız bir şekilde diziyoruz. Ve üzerini streç folye ve temiz bir bezle kapatıyoruz. Yaklaşık tam 4-5 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanınca hamurumuz bu sürenin sonunda 3 katı kadar kabarmış olacak. Yani kendi hacminden 3 katı fazla kabarmış olacak, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kabaran bu ekmekçiklerimizin üzerine erittiğimiz tereyağımızı sürüyoruz ve 180 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişmeye gönderiyoruz. Piştikten sonra daha da güzel kabaran, yumuşacık, pamuk gibi harika tatlı ekmekçikler oldu arkadaşlar. İnanın yapınca asla pişman olmayacağınız muhteşem bir tarif. Bakın, gerçek anlamda pamuk gibi diyorum, yapınca bana hak vereceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken iki tane püf noktamız var. Birincisi, bezeleri iyice yuvarlamamız lazım ve asla çatlak olmaması lazım. İkinci püf noktamız ise 4-5 saat kadar üzeri kapalı sakince mayalanması lazım. Bu kadar arkadaşlar. Hatta ben size çok güzel bir kolaylık da vermek isterim. Akşamdan hamurunuzu yoğurun. Yağlanmış kalıba güzelce bezeleri iyice bezeleyin. Yan yana dizin, üzerini kapatın ve sabaha kadar bırakın mayalansın. Sabah da kalkın, üzerine eritilmiş tereyağı sürün ve verin fırına arkadaşlar. Kahvaltıda afiyetle şu yumuşacık ekmekçikleri tüketin derim. İnanılmaz bir kolaylık bence. Akşamdan hamuru yoğuruyorsunuz. Sabah mesela misafiriniz gelecek. Misafirinize ikram edebilirsiniz bu güzel ekmekçiklerden. Afiyetle de kahvaltıda tüketebilirsiniz. Benim çocuklar zaten bu tarifi çok seviyor. O yüzden bu aralar hep onların istediği tarifleri yapmaya karar verdim. Almanya'da o yediği, özlediği tarifleri istiyorlar. Ben de onları kırmak istemiyorum. Sizlere de böyle çekim yaparak bu tarifleri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çünkü inanıyorum ki sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. O yüzden şimdiden bu güzelim tarifi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifimizde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.